Vallahi o da ünlü. Kardeşin oyun oynuyorlar. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Biz canlı da bu evdeki zamanları güzel değerlendirdiğini düşünüyorum ben zaten Pazar'ı. Evet. Değil mi? Öğretmenleri de sürekli zaten ödevler veriyor, testler veriyor, yaptırıyor. Bu çocuklar kesinlikle oynanmıyor. Ceren! Ceren! Aramadık mı? Ceren'cim, bunlar da senin kitapların. Tamam, bunlar da senin istediğin için. Güzel güzel oku, tamam mı? Evde kalıyorsun, dışarı çıkmıyorsun. Tamam mı? İyi okumalar canım benim. Ceren'cim, biz eve giremiyoruz maalesef, biliyorsun değil mi? Koronadan dolayı. O yüzden sizin dışarıda karşılamamız gerekiyor bizi ki. Daha böyle sosyal mesafeyi koruyalım, bizdeki mikroplar ya da sizdeki mikroplar birbirimize geçmesinler, değil mi? Taşımalı eğitim kapsamında eğitim veren bir okul olduğumuz için COVID-19 salgını nedeniyle ara verilen eğitim öğretimde öğrencilerimiz evde kitapsız kaldıklarını, okudukları kitapların bittiğini öğretmenlerimize ilettiler. Bizler de bu geri dönüşlerden yola çıkarak öğretmen arkadaşlarımızla karar verdik. Okulumuzda yeterli sayıda kitap olduğu için onları dezenfekte edip öğrencilerimizin köylerine ulaşarak onlara bu kitapları vererek evde kalmalarını ve kaldıkları bu süreyi verimli bir şekilde kitap okuyarak değerlendirmelerini istedik. Öğretmen arkadaşlarım da zaten dezenfektan işlemlerini yaptılar, hala da yapıyorlar ve biraz sonra köylere giderek öğrencilerimize ulaşacağız ve onlara şunu söyleyeceğiz: evde kalın, kitap okuyun, verimli zaman geçirin. Evet, ben okulun Türkçe öğretmeniyim. Aynı zamanda kütüphane kulübü sorumlu öğretmeniyim. Öğrencilerimiz, köylerden öğrencilerimiz özellikle çok fazla telefonla, kısa mesaj yoluyla ulaştılar bize. Kütüphaneler haftası da olduğundan dolayı çeşitli etkinlikleri uzaktan da olsa yapmaya devam ediyoruz. Fakat malzemesiz olmayacaktı, kitapsız olmayacaktı. Biz de arkadaşlarımızla bir ekip oluşturduk gönüllü olarak. Okula geldik, kitaplarımızı aldık, öğrencilerimize dağıttık. Aynı zamanda bizi görmüyorlar, biliyorsunuz. Bir buluşma da olmuş oldu bu. Bu anlamda da, psikolojik anlamda da olumlu etkilediğini düşünüyorum. Kitap okuma konusunda çocuklarımızdan çok fazla dönüt aldık. Birçoğu bizi aradı, birçoğu mesaj attı, öğretmenim okuyacak kitaplarımız kalmadı dediler. Biz de bu konuda çocukları hani duyarsız kalmak istemedik. Elimizden gelen en iyi şey buydu. Okula geldik, okuldaki Z kütüphanemizden kitaplarımızı ayarladık. Onları temizledik ve çocuklarımıza dağıttık. Hani bir öğretmen olarak üzerimize düşen görevi yapmak gerekiyordu, biz de bunu yaptık. İnternet problemimiz yok, o da yok. O da yok. Tamam, tamam, zaten öğretmenlerimiz online eğitim de yapıyorlar, onlara da katılıyorlardır, değil mi? Evet, etsin. Başladınız mı? Deniz. Evet, tamam o zaman. Annen de bizimle aynı fikirde, anlaştık mı? Ödevlerimi yapmıştım, kitaplarım bitmişti ve hocalarımdan kitap istemiştim, onlar da getirdi. Hangi kitapları getirdi?
var. Kitap okumak için. David Jabbet. Monte Cristo Conto. Dere Ox. Şimdi bunları okuyacaksın. Evet. Daha sonra kitap bitince? Daha sonra bilmiyorum. Yeniden istersin. İster misin? İsterim. Sıkıldılar. Çok aşırı derecede sıkıldılar. Kapıdan dışarı çocuklar hiçbir yere çıkamıyorlar. Kitap istemişler öğretmenlerden. Evet, kitaplarımız bitti. Hocalarımızla iletişime geçtik. İhtiyacımız olduğunu söyledik. Hocalarımız da sağ olsun, Allah razı olsun, kapımıza kadar getirdiler. Böyle geçirmeye çalışıyoruz günümüzü. Bağırdık, bağırdık falan. Benim içeride televizyon sesi yüksekti. Ben de ödev yapıyordum, o yüzden benim. O yüzden mi? Tamam o zaman. Kitap mı istedin öğretmenlerinden? Evet, okumak için. Kendi kitaplarımı bitirdim, bir de bunları istedim. Benim evde fazla kitabım yoktu o yüzden. Kaç tane kitap aldın şimdi? 3 tane aldım, bir de 3 tane araç aldım. Ne kadar sürede okursun bu kitapları? Bu kitapları herhalde 4 haftada okurum. Çünkü her annem bana sınır koydu, her gün 150 sayfa kitap okuyorum. Evet. Afiyet. Teşekkür ederim. Eğitime ara verdiniz. Evet. Ne yapıyorsun evde? Yani uzaktan eğitimin... Öğretmeninin ödevlerini, gruptan attıkları ödevleri yapıyorum. İşte proje falan veriyorlar, onları yapıyoruz. Kitap okuyorum. Bazen arada bir oyun oynuyorum. Arkadaşlarıma gidiyorum. EBA TV? EBA TV'den de tabii ki de ders izliyorum sabahları. Onda başlıyor. Zorlandığı konular oluyor mu? Biraz matematikte zorlanıyorum ama düzelttim. Heidi, bir de Anderson. Tamam, beğendim, değiştirebiliriz. Ben onları seçtim. Yok, öğretmenim. Okul güzel. Onları daha çok güzel. Öyle mi? Hı-hı. Tamam, süpersin. Daha süper. Biterse gene haber ver. Tamam, yine getiririz. Böyle bir zor süreçte başta öğretmenlerimiz olmak üzere ülkemizdeki bütün büyüklerimize teşekkür ederiz. Gerçekten zor bir süreç. Çocuklarımızın bu süreçte boş zamanlarında kitap okumaları, kitaplarının köyde ayağımıza kadar gelmesi gerçekten güzel bir şey. Biz bunun için gerçekten öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar. Yani gerçekten çok memnunuz. Zor bir süreç az önce bahsettiğim gibi. Çocuklarımız derslerinde televizyondan öğretmenlerin hiçbir şeyde yanlarında tek tek hepsiyle ilgileniyorlar. Yani yapamadıklarını mutlaka geri dönüyorlar. Her öğretmen her derste tek tek öğrencimizin ben takip ediyorum. Ufacık bir şeyde geri dönüp ilgilenip sorununu çözüyorlar. Biz bu konuda çok memnunuz. Gerçekten bu en hoşumuza giden yönü bu. Hani hiçbir öğretmenimizin ilgisiz kalmayıp okuldaymış, sınıftaymış gibi çocuklarımızla ilgilenmesi. Bu da bizi hani çok mutlu etti. Ya sen özellikle aramıştın beni. Evet. Kitap konusunda. Evet. Aslında bir yerde iyi oldu. Senin bu fikrin sayesinde bayağı bir öğrenci ve faydalandı. Kalmadı, kitabımız kalmadı. Evde sürekli aynı şeylerle canı sıkılıyor. İstemeden farkındasın. Birkaç gün beri kitap okuma resmi dağıtmıyorum. Mümkün olduğunca çıkmıyoruz. Biraz bahçe, hava güzel olursa bahçeye dolanıp gene giriyoruz içeri. Dur kızım. Hocam hemen şuradan indiğiniz zaman
Brandalı bir kağı var benim hemen şurada. İndiğiniz zaman sağ tarafta, yani 50 metre sağda. O sokağa giriyorsunuz hemen soldaki iki katlı ev. Soldaki iki katlı ev. Tamam, ararım onu. Görkem de orada. Görkem varsa. Görkem Aybar yok, ona vermeyeceğiz. Bir de şey Ömer Murat Darköy. O da yine benim o kahveden aşağıda bir kağı var ki okulun tam karşısında iki katlı bina sağda. Hmm. Okulun tam karşısında sağda. Ha. Anlaştık mı? Okullar böyle dolu. İnşallah. Çok iyi inşallah. Bakın, çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Güle güle. Çok sağ olun. Ben seninle öğrendim. Sen sağ olun. Kitap paylaştığım çok şey yaklaşmıyoruz. Değil mi? Çok yaklaşmıyoruz. Güle güle oku, tamam mı? Elinde kal. Okumalarına devam edin. Bunlar da kısa paylaştıkların olsun. Güzel bir şekilde. Seni çok özledik ama. Evet. Gelmiyor. Çok sarılmak istiyorum ama maalesef. Evet. Çok özledim. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar? Memnun musun? Evet. Hoş geldiniz. Bana söyler misin kitap isimlerini Merve? Bunu hallettim. Bunu hallettim. Seçmiş Merve. Oscar vardı. Neydi? Demir Maske. Tamam canım. Kerem, bir bak bu tarafa bak. O tarafta değiliz biz. Uykudan mı yandın? Ne yapıyordun? Oturuyor muydu? Tamam, vereyim. Kitaplarını bir dakika, getirdik. Bir dakika, dur. Kitap dağıtmaya geldik. Güzel güzel oku, tamam mı? Evde kal, okul açılana kadar. Bunlar güzel bir şekilde devam edelim. Keremciğim, tamam mı? Evde kalıyorsun, kitap okumaya devam ediyorsun. Online derslerini ihmal etmiyorsun. Aynen. Tamam çalışmalara mı? Devam. Kaldım. Yararmıyor muyum? Kimsesiz çocuk, korkusuz kaptanlar, vadideki zambak. Her sabah işte kalkıyoruz, televizyondan derslerimizi çalışıyoruz. Dersleri çalıştıktan sonra telefondan tekrarlar yapıyoruz. EBA'ya girip tekrarlar yapıyoruz her zaman. Öyle çalışıyoruz derslerimizi. Kitaplar bittiği için öğretmenden kitap istemiştik. Öğretmen de teşekkür sağ olsun kitapları getirdi. Teşekkürler. Bir haftasıyla ilgili resim yapmadım. Bugün yapacaktım. 12.30'a kadar bir süresi. Sen gene olsun ya. Sene sonra tamam. Sergiye koyarım ben. Sen de bak etme, tamam mı? Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kitaplarını getirdim. Bunları seçtim, inşallah daha önce okumamışsındır diye düşündüm bunları. Tamam, tamam, bunları da kitap paylaşın. Tamam. Güzel güzel oku. Evet. Yine bir eksik olduğu zaman mutlaka telefonlaşırız. Tamam. Ne diyoruz? Evde kal, sağlıklı ol. Evet. Kitap oku. Tamam mı? Evet. Bunu unutmuyoruz. Ya güzel gidiyor ama televizyondan tabii ki okuldayken, okulda olduğumuz gibi olmuyor dersler. İstediğimiz soruyu soramıyoruz. Sadece izleyebiliyoruz. O yönden birazcık kötü oluyor. Okulda olsaydık daha güzel olurdu. Şimdi evde bir de okuduğun kitaplar bitmiş. Evet. Kitap mı istedin öğretmenlerine? Evet, kitap istedik. Ne dedin? Kimi aradın? Ebru Hoca'yı aradık, sınıf öğretmenimizi. Ondan kitap istedik. Onlar da köye gidiyor. Evet. Mutlu musun? Evet, mutluyum. O zaman hoşçakalın. Hoşçakalın.